Merhaba arkadaşlar. Adım adım yayıncılık 6. sınıf fen bilimleri ders kitabında 74. sayfada ikinci ünite Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarının C bölümüyle devam ediyorum. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. C bölümümüz aşağıdaki tabloda her satırda verilen yapı, organ veya kavramlardan farklı olanı örnekteki gibi boyayınız niçin böyle düşündüğünüzü tablodaki noktalı yere yazınız demiş hemen bakalım İlk bölümde mesela arkadaşlar demiş ki böbrekler üreter mide arkadaşlar burada baktığımızda böbrekler ve üreter boşaltım sistemi ile ilgili yapılarken midemiz arkadaşlar nedir sindirim sistemi ile alakalıdır nedir arkadaşlar şöyle diyelim Yine diğerleri yani böbrekler üreter. Diğerleri boşaltım sistemi ile ilgili. Boşaltım sistemi görevli yapılar diyelim. Ancak mide sindirim sistemine görevlidir. Karaciğer ince bağırsak ve pankreas vermiş arkadaşlar farklı olan ince bağırsak niye? Çünkü arkadaşlar diğerleri cemine karaciğer ve pankreas, diğerleri sindirime yardımcı yapı organlardır ama ince bağırsak arkadaşlar sindirim sisteminin temel yapılarından temel organlarından çizgili oynar ve düz arkadaşlar burada farklı olan nedir oynardır oynar çünkü oynar nedir arkadaşlar eklem çeşidi düz kas çeşidi çizgili de kas çeşidi arkadaşlar üretra mide ve yemek borusu diyor farklı olan nedir arkadaşlar üretradır üretra boşaltım sisteminde görevli ancak mide ve yemek borusu arkadaşlar indirim sisteminde görevli. Kan plazması al yuvarları ve ak yuvarlar diyor. Arkadaşlar kan plazması kan iki kısma ayrılıyor. Kan plazması ve kan hücreleri diye al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları kan hücreleri kısmında yer alır. Ancak kan plazması çoğunluğu sudan oluşan kanın diğer kısmıdır. Hemen yedinciye bakalım. Kaydırayım. Yutak, burun ve kalp demiş. Arkadaşlar e burada farklı olan yutak ve burun solunum sistemiyle ile ilgili yapılarken şu ikisi solunum ancak kalp arkadaşlar dolaşımla ilgili bir yapıdır. Mide, böbrekler ve deri diyor. Arkadaşlar burada mide nedir? Sindirimle ilgili. Ancak böbrekler ve deri arkadaşlar boşaltımla ilgili. Uzun ne var arkadaşlar? Uzun kemik var. Oynamaz eklem var. Yassı kemik var. Ya yani arkadaşlar uzun ve yassı kemik çeşidiyken oynamaz eklem çeşidi o yüzden diğerlerinden farklı. Hemen 75. sayfa ile D bölümü ile devam edelim. D bölümümüz arkadaşlar çoktan seçmeli sorularımız var. Hemen bakalım. Aşağıdaki şemada sindirimde görevli yapı organlar verilmiştir. Şemada soru işaretiyle gösterilen yapı organlardan hangisi yazılmalıdır diyor. Evet ağız yutak yemek borusu daha sonra arkadaşlar yemek borusundan sonra yediğimiz besinler nereye gidiyor? Mideye gidiyor. Cevabımız mide yani C şıkkı olur. Açılık yapılar ve bu yapıların bulunduğu sistemler eşleştirilecektir. Buna göre işte eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş. Evet arkadaşlar ince bağırsak deyince sindirim sistemi, kemikler deyince destek hareket, böbrek deyince boşaltım. O zaman cevabım arkadaşlar Beş. üçüncü sorumuz bir araştırmacı aşağıdaki deney seneklerini hazırlayarak her kaba eşit miktarda mide öz suyu koyuyor araştırmacı bir süre sonra kaplardaki besinlerin durumunu gözlemlemiş hemen bakalım sayfa aşağı doğru kaydıralım evet arkadaşlar resmimizde aradaki fark nedir resimde her birinde 100 gram et var ancak birinde parça et bütün et diğerinde daha da kuşbaşı sonuncusundayız arkadaşlar. Çok daha ufalanmış, kıyılmış, kıyma haline gelmiş. Yorumları okuyalım. Arkadaşlar işlerinde en hızlı hangisi çözünür? Hangisi parçalanır? Tabii ki de 100 gram kıyma olan. Çünkü daha da ufak parçalar haline gelmiş. Yorumlara bakalım. Deneyin kontrol değişkeni enzim miktarıdır diyor. Evet arkadaşlar hepsinde enzim miktarı sabit. Hepsinde 10 gram mide suyu var. Bu ifade doğru. Deneyde fiziksel sindirimin kimyasal sindirim etkisi araştırılmaktadır diyor. Evet arkadaşlar burada baktığımızda e, kim, e, besinler mide öz suyu sayesinde daha hızlı parçalanacaklar. O yüzden deneyde fiziksel sindirimin kimyasal sindirim etkisi araştırılmaktadır ifadesi doğrudur deriz. Yani besin arkadaşlar şurada ne kadar çok küçük hale getirilmişse mesela şöyle de düşünebiliriz bir besin arkadaşlar ağzımızda çok ufal ağzımızda çok çiğnedik çiğnedik ve ufaladık. Midemiz daha kolay sindirir. Ancak besini büyük lokma halinde atarsak çok çiğnemeden o midemiz çok daha çaba sarf edecek, daha çok yorulacak. Burada da arkadaşlar besin Mesela parça et, kuşbaşı et, kıyma gitgide küçüldü değil mi? Yani fiziksel sindirim oldu, parçalandı, falandı, küçüldü, parçalandı. Daha sonra daha küçük parçalara ayrılıyor kimyasal sindirimle. Yani burada fiziksel sindirim, kimyasal sindirim etkisini araştırmış oluyor. Doğru. Cümleyi çok uzattım. Yani Deneyin bağımsız değişkeni besinlerin büyüklüğüdür. Evet, her üç resimde farklı olan ne arkadaşlar? Etlerin miktarı aynı ancak büyüklükleri farklı. Bu bağımsız değişkendir arkadaşlar. Bu ifade de doğru. Deneyde enzim miktarının kimyasal sinir metriksi araştırılmaktadır. Arkadaşlar, enzim miktarı aynıdır, farklı değil. O yüzden enzim miktarı farklı olmadığı için ben bunu araştırmıyorum, araştıramam. Cevabım değişik olur. Ben dördüncü soru ile devam ediyorum. Şu altıncı sayfada. İskeliz oluşan aşağıdaki görselde verilen kısımların hangisi oynamaz eklemlere ve yassı kemiklere örnektir diyor. Evet arkadaşlar kafatasımızdaki kemikler arkadaşlar yassı kemik ve aralarındaki eklemler de arkadaşlar oynamaz eklem hareket yeteneği olmayan eklemlerdir kafatası. Yandaki görselde boşaltım sisteminin oluşan yapı ve organları verilmiş. Hangileri doğrudur diyor bakalım. Arkadaşlar K nedir? K ile gösterilen böbrek, L ile gösterilen idrar kesesi M ile gösterilen üretradır. K kanı süzerek idrar oluşturur. Böbrekler kanımızı idrar oluşturur ifadesi doğru. L üreterdir diyor arkadaşlar. L üreter değil idrar kesesi mesanedir o yüzden yanlış. Arkadaşlar üreter dediği şu kısım. ondan bahsetmedim. M idrar kesesidir diyor arkadaşlar. M değil L idrar kesesidir. O yüzden o da yanlış. Doğrudan sadece bir yani A şıkkı olur. Altıncı sorumuz. AB kan gruplu ve kanında RH faktörü olan bir kişi. Yani arkadaşlar ne demek istiyor? AB RH pozitif kan gruplu birisi. Kan verme terine sahip hangisinden alınan kan nakledilebilir diyor. Evet, AB RH pozitifi arkadaşlar. Yine AB RH pozitif olan birisi kan alabilir, kan verebilir. Yani cevabım D şıkkı olur. A, B, R, H. Yedinci sorumuz destek ve hareket sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Kol ve bacaklarda çizgili kaslar vardır. Evet. Kemiklerimizde kol ve bacaklarda çizgili kaslar var. Doğru. El bileğindeki kemiklerde oynar eklemler vardır diyor. Evet, bileğimizi rahatlıkla oynatabiliyoruz. Oynar eklem var. Doğru. Leğen kemiği uzun kemiktir diyor arkadaşlar. Leğen kemiğimiz yassı kemiktir. O yüzden yanlış. Babım C. Hemen 8. soruyla devam edelim. Diğer sayfada. Aşağıdaki görselde kanın vücuttaki dolaşımı gösterilmiştir. Görselden yararlanarak faillerden hangileri söylenebilir diyor. Hemen bakalım. Akciğerler kanın oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar. Evet küçük kan dolaşımı sayesinde. Kalpten böbrek, mide ve karaciğer gibi organlara oksijen bakımından zengin kan gönderilir. Yani temiz kan gönderilir. Doğru. Böbrek, mide ve ak karaciğerden kalbe gönderilen, kalbe gelen kan arkadaşlar oksijen bakımından fakirdir. Bu kan kalpten de akciğerlere gönderilip temizleniyor arkadaşlar küçük kan dolaşımıyla. Her üç ifadede doğru cevabım 1, 2 ve 3 yani 5 olur. Dokuzuncu sorumuz. Hastanede yatmakta olan bir hasta için acilen B Rh negatif kana ihtiyaç vardır. Bu anonsu duyan dört kişi kan bağışında bulunmak için hastaneye koşmuşlar. Bu kişilerin özellikleri kitabı kitabda verilmiştir. Buna göre diyor hangisinin özellikleri hastanede yatmakta olan hastaya kan vermek için uygundur? Hemen bakalım. Arkadaşlar Mah Mahmut Bey demiş. Yani şimdi kanardığımız kişi nedir? B RH negatif. Öncelikle arkadaşlar B RH negatif olmalı. Tam verecek kişi. Bakın A kan grubunu eledim. Diğer direkt eledim. Mahmut'u direkt eledik. A kan grubuymuş. Yelis Hanım yanında RH proteini yok diyor. O zaman bunun kan grubu arkadaşlar B RH negatif. Yahya Bey'de arkadaşlar kanında RH proteini var. RH proteini. Yani o zaman B RH pozitif. Ayşe Hanım B'ymiş. RH ha, yok diyor. Yani B RH negatif. Yani arkadaşlar o zaman Yeliz ve Ayşe Hanım şu, şu an ihtimaller içinde. Yahya Bey de eledim. B RH pozitif olduğu için. Yeliz Hanım 38 yaşında. Yaşı uygun. Kilosu 50'den fazla 66, 66 kilo ve BLH negatif olduğu için Yeliz Hanım kan verebilir. Ayşe Hanım'a bakarsak yaşı 18'den büyük 29 yaşında olabilir kan verebilir. Kilosu arkadaşlar kilosu 50 kilonun altında 50'den az olduğu için kan grubu tutmasına rağmen kilosu 50'den az olduğu için kan veremez. Sadece Yeliz Hanım kan verebilir cevabımız B. Ben 10. soru ile devam ediyorum. Yandaki görselde sindirimde görev yapan organlardan KLM harfleriyle gösterilmişler. Bir öğrenci görseldeki organlarla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Buna göre öğrenciyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Hemen bakalım. Arkadaşlar kimin ne olduğunu hemen şuraya yazalım. Hangi organ hangi yapımız? K ile göster arkadaşlar. Karaciğer. L ile gösterilen de, M ile gösterilen de ince bağır. Bağırsak mı, bağırmasak mı? Evet, bu iğrenç espriyi yapmadan duramadım. Özür diliyorum. Evet, K karaciğerdir. Doğru. Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı organdır diyor. Arkadaşlar, karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar burada hatası var arkadaşlar. Karbonatların kimyasal sindirimi az başlar. Karaciğerdir ifadesi doğru. L midedir. Evet midedir. Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organdır. Arkadaşlar yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlıyor. Ah bu öğrenci cümlenin başını doğru söylüyor. Devamını yanlış söylüyor. M ince bağırsaktır. Doğru. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başlı organdır. Arkadaşlar burada da bir hata var. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar. Yani şıklara bakıyorum. Organların isimlerini doğru söylemiş ama görevlerini yanlış biliyor. Evet cevabımız A şık arkadaşlar. Hemen 11 ile devam ediyorum. Vücuttaki yapı organlardan bazıları şemada görevlerine göre sınıflandırılmıştır. Evet kimler var? Akciğer var, böbrekler var, kalın bağırsak var, deri var. Buna göre arkadaşlar neyden bahsediyor? Bir bizim için büyük bir ipucu oldu. Ipucu oldu. Burada arkadaşlar hep bakın böbrekler, deri, kalın bağırsak, akciğerler bize burada boşaltımdaki yapı organlar gösterilmiş değil mi? Cevabım C şıkkı olur. Hemen diğer sayfa ile 79. sayfa ile devam ediyorum. 79. sayfadaki son 3 sorumuz. Yanda görseli verilen organla ilgili diyor ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar bu organımız nedir? Karaciğerdir değil mi? Safra sıvısı üretiyor karaciğerimiz. Doğru. Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar. Arkadaşlar safra sıvısı ne işe arkadaşlar? Evet. Safra sıvımız yağların Fiziksel sindirimini sağlar yağların fiziksel sindirimi. O yüzden ikinci cümlem yanlış, ilk cümlem doğru. Sindirilmiş besin içeriklerinin emilimini sağlar diyor. Hayır arkadaşlar safra sıvısının böyle bir özelliği yok. Yanlış. Yani karaciğerimizin de böyle bir özelliği yok. Safra sıvısında böyle bir özelliği yok. Cevabımız yalnızca bir yani aşık olur. 13. sorumuz aşağıdaki olaylardan hangisi soluk alma anında yani soluk alma sırasında gerçekleşmez? Hemen bakalım. Soluk aldığımızda oksijence zengin hava akciğerlere girer ifadesi. Doğru. Akciğerlerin iç hacmi azalır. Arkadaşlar şimdi böyle nefesimizi çektiğimizde hava aldığımızda akciğerimizin hacmi azalmaz. Artar arkadaşlar. Yanlış cevabımız B şıkkı olur. Göğüs boşluğu genişler, evet. Diyafram kası kasılarak düzleşir. Bu da doğru. Yanlış olan B eşit. 14. ve son sorumuz arkadaşlar. Hemen bakalım. Kanda yapı ve görevlerine göre farklılaşmış 3 çeşit kan hücresi bulunur. Aşağıdaki tabloda kan hücreleri K, L, M harfleriyle gösterilmiş ve bu kan hücrelerinin görevleri verilmiştir. Buna göre kan hücreleri ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır demiş. Bakalım K kanın pıhtılaşmasını sağlar. Arkadaşlar burada kimden bahsediyor? Kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan pulcuklarıdır. L vücudu mikroplara karşı korur diyor arkadaşlar. Hastalık anında çoğalan kimler? Akü var. Vücuttaki yapı organlara oksijen taşıyan da arkadaşlar. Al var. Şimdi yorumları okuyayım. K çok küçük kan hücreleridir diyor. Arkadaşlar kan pulcukları evet, çok küçük kan hücreleridir. Evet doğru. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Yanlışı soruyor. L kan'da en fazla bulunan kan hücresidir. Arkadaşlar kan'da en fazla bulunan ak yuvarlar değil al yuvarlardır. O yüzden yanlış. M beyaz kan hücreleridir. Arkadaşlar M al yuvar al yuvarlar kırmızı renkte ak yuvarlar ak neyin beyaz Beyazın eşyalanması. Ak yuvarlar beyaz renkte. Yani M beyaz renktedir ifadesi. Yanlış. Yanlışları soruyordu. Yanlışım 2 ve 3 yani Değişik olur. Evet beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.